Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Makal. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir içerikle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi mutfaktayım. Ve bugün sizlere kendi buluşum mu bilmiyorum ama kaşarlı köfteli bir tost yapacağız. Eve geldim. Açım. Evde kimse yok. Ve annem de hazır köfteler falan yapmış. Ben de bu köfteleri tek başına yemek istemedim. Kaşarlı bir tost yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu kadar. Şimdi hemen malzemelerimize geçelim. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Malzemeler. Yarısı yenmiş kaşar peyniri. Yarısı kullanılmış tereyağı. Önceden piştirilmiş, ardından ısıtılmış 2 adet köfte. 2 parça köftelerimizi koyabileceğimiz büyüklükte ekmek. Tost ekmeği de olur. Son olarak isteğe bağlı domates salçası. Evet arkadaşlar, şimdi yavaştan başlıyoruz. Öncelikle şu kadar parça tereyağı alıyoruz. Tost makinesinin üstüne koyuyoruz. Biraz da şöyle etrafına yayarak koyarsak güzel olur. Tamam. Şimdi bu saatten sonra tost makinesini çalıştırabiliriz. Evet. Şimdi buradaki yağ eriyene kadar biz de o sırada kaşarlarımızı dilimlemeye başlayalım. Evet. Nerenin kaşarıymış? Alın bakın. Lazım olursa odak yapar mısın kardeş? Odak yapmıyor. Neyse işte böyle bir değişik bir şey bu da. Hemen. Ne yaptınız? Bu tereyağım lan. Lan bu tereyağmış. Abi yeni fark ettim. Bir dakika, hemen kaşar bulup geliyorum. Aha da geldim. Bu kadar kalmış. Ben de onu bir dakika, yağ akıyor. Tamam. Tost makinesini geri takacağım. Az önce çıkardım. Çünkü tereyağını kaşar diye ekmeğin arasına koyacaktım. Tamam, şimdi hemen şunu açıp koyalım. Hiç daha fazla beklemeden. Nerede lan bu? Ha. Şimdi ben çok büyük kesmeyeceğim. Şöyle küçük küçük. Hemen. Dur şurada keseyim mi? Evet. Nasıl kaşar kesilir? Çok güzel keserim. Hop. Oh yeah. Çok güzel değil mi? Rahatlatıcı videolara girebilir bence. Bakın. Cam kestim. Cam. Şu arkası gözüküyor mu? Gözükmüyor. Keşke gözükseydi. Çok havalı olurdu. Cam kaşar kesiyorlar diye. Hop. Cam gibi kesecek miyim? Olmadı. Tamam. Şimdi hemen buradaki yağı biraz daha şey yapalım. Arkaya aktıralım. Aktıralım neyse. Birinci ekmeğimizin arasına kaşarlarımızı koyuyoruz. Ve ben salçayı üşendiğim için koymayacağım. Şimdi kaşık falan çıkarmaya üşendim. Dürüst konuşayım sizinle. Şuradan da hemen köftemizi alıp içine koyuyoruz. Ve bu tost mükemmel bir şey. Ne söyleyeyim. Şuradaki yağı azıcık batırın. Tamamdır. Şimdi bunu basabiliriz. Oh yeah. Tamamdır. Bu birincisi. Şimdi şu kalan kaşarı da keseyim. Niye cam gibi kesemiyorum ya? Şöyle keseyim o zaman. Diğer türlü sıkıntı olacak. Tamamdır. Şimdi lan köfte diye ekmeği alıyordum. Şu ekmeğin de arasına şöyle açıyoruz. Bu açılmamış. Diğerini kendim kopardım. Tamamdır. Bu da böyle. Şuradan köftemizi alıyoruz yine. Arasına koyuyoruz. Bu arada ellerimi yıkadım. Sakın iğrenmeyin falan. Eldiven kullansam daha kirli olacaktı. Bilenleriniz bilir. Ve tezgaha da yıkadım yani. Tezgah kirli değil. Onu da söyleyeyim. Tamamdır. Şimdi bu da hazır. Tostumuzu azıcık basalım. Kaşarlar eriyene kadar. Sonrasında arkadaki margarinden, pardon. O kamera sakin ol. Tamam. Şuradaki margarinden azıcık alıp veya tereyağı ne diyorsanız artık.
üstlerine azar azar sürüyoruz. Tamam. Evet. Ananı satayım, elim yandı. Aa! Elimi yaktım. Aa! Selam. Elim yandı lan. Toz makinesinde değilim. Tamam arkadaşlar, şimdi bu bir 2-3 dakika beklesin. Sizin zevkinize göre kaşarın erimesini çok seviyorsanız bayağı bastıracaksınız, bu kadar. Oh, ne güzel olacak lan bu. Salçaya da üşendim dediğim gibi. Sizinle 3-4 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kaşarlarımız eridi. Şimdi de birazdan kesim işlemine geçeceğiz. Mükemmel bir şey oldu bu ya. Ya be, efsane oldu. Ah, elim yandı. Aa! Elim acıyor, elim acıyor, elim acıyor. Yapma. Tamam, dur. Batırdım yalnız. Tamam. Dur, düşme köfte. Hayır. Evet arkadaşlar, bu kadar oldu. Ama içi, diğer parçası mükemmel. İçindeki kaşar eridi, onun böyle gördüğüne bakmayın. Hemen diğerini de kesme işlemine geçelim. Abi yalnız var ya, şu kaşarın kurban. Eriyor. Şu ya, işte bu abim. Anas bıçak düşüyor lan. Bu arada bıçağımız güzel değil mi? Oo, iyi. Evet arkadaşlar, tostumuz böyle. Bir de yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Ah. Evet arkadaşlar, şimdi tatma testine bakacağız. Buna ben 10 üzerinden, görünümü 7 veya 8. Şu köftenin güzelliğine bakın. Hazır mısınız? Bu size gelsin. Abi. Bir şey diyeceğim. Tamam. Hani restoranlarda gidip köfte yerine kaşarlı köfte alacağınıza, kaşar alın, köfte hazır köfte de olur, fark etmez. Eve gidin, şunu yapın, daha güzel. Şaka yapmıyorum. Hem de erimiş kaşar, yani diğer o şeyler tam erimiş olmuyor, ondan eminim. Abi kusursuz ya. Valla. Bir de ben beceriksizim. Eğer siz yapsanız çok güzel olur. Valla. Becerikli arkadaşlara sesleniyorum buradan, mutfakta iddialı olanlara. Neyse arkadaşlar, işte bugünkü menümüzde de yarı şey olan, tost ekmeği olmayıp kaşarlı köfte olan, pardon olmayan, içine sadece kaşar kaldı. Yapım videosu da güzeldi. Eğer siz de böyle değişik videolar istiyorsanız videoyu beğenin, ona göre ben de videolar çekmeye devam edeceğim. Ha oyunlar, ha eğlence, ha mutfak, fark etmez. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.